Efendim akıl çemberine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakan Bayrakçı ile devam edeceğim. Aslında e, Sayın Şendil'in bıraktığı yer önemli. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden böyle bir afiş yayınladı? Amacı neydi? Sorusunda hemen hemen tüm konuklarımız cevap verdi. İşte adaylık için e, start verdi. Başladı artık ki zaten... E, Afişte başlıyoruz ifadesinden de yola çıkarak böyle yorumladılar. Ama Sayın Şendir dedi ki, Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Neden böyle bir ifadeyle yola çıktı? Daha farklı bir e, seçim sloganıyla çıkabilirdi. Mesela işte hepimizin ortak temel sorunlarına de vurabilirdi ya da bununla başlayabilir dedi. Şimdi Sayın Bayrakçı şunu biliyoruz ki seçim çalışmalarında, afişlerde e, mesajlar önemli. Ve olumlu, olumsuz mesajlar. Siz dediniz ki fotoğrafı dahi beğenmedim. Fotoğrafı beğenmedim dedim. Fotoğrafı. İfadeleri dahi değil. He, tamam. İfadeler İfade, normal bence. Söyleyeceğim sebebi. Ne yapabilirdi? Mesela daha olumlu bir mesaj, işte Sayın Şendirin söylediği gibi daha farklı bir cümle ya da Türkiye'nin sorunlarıyla şöyle, Ne olabilir? Bakın, ifadelerle ilgili eleştirecek şey her zaman bulunabilir. Olabilir. Yani bu eleştirilere de saygı duyarım. Ama benim bakışımla Bunlar bir başlangıç, kampanya başlangıcı gibi ilk mesaj bu verilebilir. Yani burada çok eleştirecek bir şey bulmuyorum. Sebebi şu, muhtemelen şöyle ölçmüşlerdir. Ee, mülteci sorunu bütün siyasi partilere oy veren seçmenler için, hepsinde problem olarak görülen bir konu olduğu için belki seçilmiş olabilir. Yani bunu tahmin olarak söylüyorum. Mesela ekonomiden başlayabilirlerdi, başka dediği gibi Özay Bey ne bileyim, sosyal demokrat bir yaklaşımdan başlanabilirdi. Ama e, belki şunu ölçtüler. Yani AK Parti seçmeninde de mülteciler konusu hoş karşılanmıyor gibi. Şimdi belki buradan artık. Ben bununla ilgili o, dolayısıyla bir başlangıç olarak böyle keskin bir eleştirim yok. Bilakis... ...toplumun hassas noktalarına değinilmiş gibi görüyorum. Peki olumlu ya da bir, bir ifade mi? Görüyorum. Olumlu bir ifade mi? Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Mesela olumlu olumsuz nasıl bir ifade olabilir? Şöyle seçmene hitap edebilecek bir şey. Çünkü mülteci konusu Türkiye'nin yüzde 65-66'sında tepki görüyor. Hoş karşılanmıyor. Muhtemelen de bunun için seçmiş olabilirler. Ya ben seçmende fotoğrafı karşılığı var diyorsunuz. sebebi şu. Seçmende karşılığı var. Yine de çok kötü bir afiş evet, değil mi diyorsunuz? Evet, ben öyle düşünüyorum. Ya Şimdi şöyle... E, Kemal Bey'in böyle biraz başının kalkık bir fotoğrafının konmuş olması. E, ya rahmetli Özal'ın bir fotoğrafı vardı. Bu arada Ahmet Özal da Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Onu da söyleyeyim. E, sürpriz birkaç partinin desteğiyle. Şimdi Özal deyince aklıma geldi. Şimdi bakışta evet e, Kemal Bey'in mütevazi e, tarzı daha çok hani beğenilir falan. E, o tip bir fotoğraf koyulması daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü bu bakışta biraz üstenci bir bakış var gibi geldi. Ben sadece fotoğrafı onun için eleştirdim. Yoksa o bir tercihtir. Yani bununla başlayabilirler. Daha sonra mesela daha etkili olacak bir sloganı sonraya saklamış olabilirler. Stratejidir. Onu şu anda bu aşamada en azından ele. Bu arada şimdi aklıma geldi. Demin Hasan hocam şeyi söylüyordu. Hasan Basri hocam. Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanının dedi ki her mağduriyet ödül almıyor. Evet doğru. Bu arada demin saydı ya vasıf, özelliklerini Cumhurbaşkanı. Mesela şimdi aklıma geldi. Tabii fotoğrafla da bağlantılı da onun için aklıma geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tek özellikleri sadece onlar değil. Mesela hitabet, konuşma, ses tonu, karizma, tip bunların hepsi bir liderin ülkesinde e, ilgi görmesi için, oy alması için önemli oluyor. Yani bunun benzerlerini Kanada'da gördük, Avrupa'da gördük, illaki tip demiyorum. Ama konuşma, ses tonu, kürsü hitabeti, e, kelime telaffuzları bunlar önemli şeyler. Tabii ki bunlar olmadı mı, siz istediğiniz mağduriyeti yaratın olmaz. Yani o maya tutmaz. Aklıma geldi de söyledim. Dolayısıyla özetle bu afişle ilgili benim tek söyleyebileceğim bir tercihtir. bu. Bununla başlamak, sonra etkilisini sonra yasaklamak, ne bileyim belki bunu en etkili görmek. O fotoğraf biraz daha mütevazi bir fotoğraf daha iyi olurdu diye düşünüyorum.